Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya bilimi diyoruz ve kimya dersine başlıyoruz artık. 9. sınıfın ilk ünitesinin ilk konusuyla karşınızdayız arkadaşlar. Nelerden bahsediyor olacağız? Kimya bilimi nasıl ortaya çıktı? Hangi aşamalardan geçti? Ve bugün bildiğimiz kimyada neler var? Nelerden bahsediliyor? Alt disiplinleri neler? Bunlardan genel anlamda bahsediyor olacağız. Öncelikle kimya nereden çıktı? Arkadaşlar bilgimiz şu. Bütün bilimler ihtiyaçtan doğuyor. Dolayısıyla kimya bilimi de bazı ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkıyor. Bunun üstüne gelişmeler kaydediyor ve bugünkü haline kadar geliyor. Tabii burada ihtiyaçtan kastımız bazı sorulara cevap bulmak da olabilir. Yani illaki bir şeyler tıkınabilmek için bir bilim keşfedilmez. Bazı sorulara cevap bulmak da bir bilimin ortaya çıkmasına sebep olur. O da bir ihtiyaçtır. Peki bizim kimyanın o ta en başta ilk insanların ihtiyaçları nelerdi? Bunları nasıl karşılamaya çalıştılar ki oradan bir bilime doğru yol açıldı? Şimdi ilk insanlardan bahsediyoruz. Biz ilk çağlarda yaşayan insanlar. Bunların tabii ki lüks keyifleri yok. Bunların ihtiyaçları bizimkiler kadar lüks değil. Nedir? Çok basit ihtiyaçları var. Barınma gibi. Bu heriflerin yatacak yeri yok arkadaşlar. Bunu karşılamak için bazı ihtiyaçları var. Bunu karşılamak için de bazı şeyler yapıyorlar. Nedir? Mağaralarda yaşıyorlar. Bu mağaraları dizayn edebilmeye çalışıyorlar. Yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyorlar. Veya kendilerine bir şekilde evler yapmak istiyorlar. Ve bunun için bazı şeyleri geliştiriyorlar. Ne gibi? Tuğlayı geliştiriyorlar atıyorum. Ya da bu taşları birbirine yapıştıracak bazı harç karışımlar oluşturmaya çalışıyorlar ki barınma ihtiyaçlarını giderebilsinler. Barındılar diyelim. Hala daha belli şeylere ihtiyaçları var. Korunma gibi bir ihtiyaçları var. Bu korunmayı sağlayabilmek için kendilerine silahlar yapıyorlar veyahut koruyabilmek için sadece diğer hayvanlardan değil diğer insanlardan veyahut hava şartlarından korunmak için de bazı kıyafetler tasarlamaları gerekiyor ve bu da tabii ki gelişmeler sonucunda oluşuyor ya da gelişmelere sebep oluyor. Bunları da yaptılar. Hala daha bu heriflerin hayatta kalmak için bazı çabalar sarf etmesi gerekiyor. Hayatta kalmak için hastalıklarla baş etmeleri gerekiyor. Yaralanmalara karşı çözümler üretmeleri gerekiyor. Ve bunun için de bazı buluşlar yapmaları gerekiyor. İşte bu buluşları yaparak kimya bilimini geliştirdiler. Kimya biliminin bugünkü haline kadar taşıdılar. Şimdi tabii ki bunların hepsi ihtiyaçlar sonucu olmuyor. Bazı şans eseri ortaya çıkan şeyler de var. Ne gibi? Bazı doğal olaylar oluyor mesela. Ve buradan ateşin keşfi gerçekleşiyor. İşte ateşi bulduktan sonra da ateş kendiliğinden yepyeni buluşlar ortaya çıkarıyor. Ateş sayesinde insanlar artık metalleri işleyebiliyorlar. Çünkü artık ısı elde edebiliyorlar. Ve bu sayede silahlar yapmaya başlıyorlar. Silahları yaptıktan sonra bir ihtiyaçları olan gıda, beslenme, yiyecek ihtiyacını bunlar sayesinde ya da korunma ihtiyacını yine benzer şekilde buradan karşılama imkanı buluyorlar. Artık çünkü o silahlar sayesinde avlanabilmeye başlıyorlar. Şimdi temelde bu mevzularımız var. Ve İhtiyaçlar tabi bunlarla bitmiyor. Bu adamlar diyorlar ki tamam yiyeceği elde ettik bir şekilde ama biz bu yiyeceği bir şekilde saklamamız gerekiyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar mesela hemen kükürt buharını keşfediyorlar. Ve kükürt buharı sayesinde bazı meyveleri buharı tabii ki kurutabildiklerini ve daha uzun süre saklayabildiklerini görüyorlar. Yani yazın yetiştirdikleri bir meyveyi kışında tüketebilme imkanı buluyorlar. Bu şekilde bir ihtiyaçlarına cevap buldular ve bir keşif gerçekleşti. Bunun sayesinde de bilim gelişmeye başladı. Ya da zehirlenmeler oluyor ve bu zehirlenmelerden kurtulmaları gerekiyor. Bunun için uğraşıyorlar, çabalıyorlar, didiniyorlar ve göz taşı denilen bir maddeyi buluyorlar. Bu sayede de hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de bilimsel farklı gelişmelerin de önünü açmış oluyorlar. Ya da yaralanıyor bu insanlar tabii ki koşturmaca içerisindeler. Bu yaraları iyileştirmeliyiz diyorlar ve bunun için şap denilen bir malzemeyi buluyorlar. Bu sayede de ihtiyaçlarını yine gidermiş oluyorlar. Tabii ki bunlar sadece verdiğimiz örneklerdi. Bunun gibi binlerce keşif yapılıyor. Ta o zaman ilk insanlar tarafından ve kimya bu bilgiler üzerine kuruluyor. Şimdi adım adım gerçekleşiyor tabii ki kimyaya giden yol. Öyle meşakkatli bir yol. Hemen çat diye atom modelleri havalarda uçup bir anda kimya bilimi ortaya çıkmadı. Adım adım her şey gerçekleşti. Şimdi bir simya öncesi dönemden bahsedeceğiz. Yani şöyle kimya öncesinde simya denilen bir mevzu vardı. Bu simya dönüşe kimya denilen bilime dönüştü. İlk etapta o simya da ortada hiç yokken henüz simyadan da bahsedilmezken onun da öncesinde bir dönem vardı. Milattan önce
2000'li yıllarda biz bunun varlığından bahsedeceğiz. 2000'li yıllar. İşte bu zamanlarda insanlar henüz yeni yeni medeniyetleri kurmaya başlıyorlardı ve ilk kurulan, insanların ilk defa yerleşmeye başladığı yerler Mezopotamya ve Mısır'dı. Dolayısıyla simya öncesi dönemde en önemli gelişmeler burada kat ediliyor. Neresi dedik? Mezopotamya, Potamya ve önemlileri Mısır. Burada ne oldu? Mesela Mezopotamya'nın Nippur denilen bir kentinde ilk ilaç kitabının varlığından bahsediliyor. Orada bunun kalıntıları bulundu. 12 tane ilacın tarifinin bulunduğu bir kitap. Tamam, milattan önce 2000'li yıllarda yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Veya yine o dönemlerde ateşin keşfinden sonra metalleri işlemeye başladılar ve metalleri keşfetmeye başladılar. Demir, bakır, altın gibi daha çok sayabileceğimiz birçok metali ya da elementlerin keşfi gerçekleşiyor. Ancak tabii burada yeterli kalmıyor. İşin birazcık daha prensipli hale gelmesi için simya denilen bir süreç başlıyor. Simya ise bir bilim değil, az sonra bahsedeceğiz. Arkadaşlar, simya bir felsefe üzerine doğuyor. Yani belli hayaller kuruyor insanlar ve bu hayalleri gerçekleştirmek için bazı çalışmalar yapıyor. İşte bu çalışmalara biz simya diyeceğiz. Ne gibi hayaller kuruyorlar? Diyorlar ki biz zengin olmalıyız. İnsanoğlu her zaman bunu söylüyor. O zaman da söylüyordu. Nasıl zengin olabiliriz? Diyorlar ki biz tüm metalleri altına çevirebiliriz aslında. Bunu yapmayı başarmalıyız. İşte bunu yapmaya çalışırken tabii ki yapamıyorlar. Bu mümkün değil şu andaki bilgilerimizle bile. Bütün metalleri altına çevirmek için uğraşırken ama birçok alaşımı keşfediyorlar. Mesela bir sürü keşifte bulunuyorlar. İşte simya dönemindeki bu hayalleri gerçekleştirmek için uğraşırken kimya bilimine aslında çok önemli katkılarda bulunuyorlar. Veya bir başka fantezileri de bunların ölümsüzlük iksirini bulmak. Hani biz hastalıkların tedavisiyle bile uğraşırken adamlar o zamandan ölümsüzlük iksirinin hayallerini kuruyorlarmış. Ölümsüzlük iksiri diye bir şey tabii ki yok. Ancak adamlar bunu bulmak için uğraşırken yanlışlıkla, farkında bile olmadan birçok ilacı keşfediyorlar. Birçok maddenin keşfi gerçekleşiyor. İşte bu da ta günümüzdeki bilgilere bile ışık tutuyor. Faydalanıyoruz bunlardan. Bir diğer fantazileri önemli bir noktada felsefe taşı. Yine istedikleri her şeyi elde etmelerini, bunu tabii filozof taşı olarak da karşımıza çıkabilir. İstedikleri her şeyi elde etmelerini sağlayacak bir taştan bahsediyorlar. Ve bunu bulmak için, elde etmek için birçok çalışma yapıyorlar. Ancak tabii ki böyle bir şey yok. O yüzden bulma şansları da yok. Ancak bununla uğraşırken birçok farklı keşifte bulunuyorlar. Bu da az önce söylediğimiz gibi günümüze ışık tutuyor. O dönemin en önemli noktalarından birisi madde tanımı için uğraşıyorlar. Kimya bilimi zaten genel anlamda bakarsak maddeyi tanımlayan bir bilimdir. Ve o günde madde nedir sorusuna cevap bulmak için simya denilen bir şey ortaya çıkıyor zaten. Ve 4 öğe ya da bir diğer tanımla 4 element kavramı kuramı ortaya çıkıyor. Az sonra kimin ve nasıl bunu söylediğinde belirtiyor olacağız. İşte simya dönemine ait bilmemiz gereken en önemli noktalar bunlar arkadaşlar. 3 tane çok önemli hayalleri vardı. Bu hayalleri gerçekleştirmek için birçok keşifte bulundular ve madde tanımını da 4 öğe kuramı üzerinden yaptılar. Az sonra bahsediyor olacağız. Ardından simya dönemi bittikten sonra simya dönemi bitiren kişi aslında geleneksel kimya döneminin başlangıcını yapan kişi. Yani burada bilimsel çalışmalar başlıyor kimyaya dair ama henüz tam net ve doğru bilgilere ulaşılamıyor. Yalnız önemli olan nokta nedir? Bilimsel çalışmaların artık başlaması. Ne yapıyorlar peki? Burada Robert Boyle dediğimiz abimiz, bu isim çok önemli arkadaşlar, karşımıza çıkacak. Az sonra da bahsediyor olacağım. Bu Boyle abimiz maddenin tanımını yapıyor. Bir kitap yazıyor ve bu kitapta maddenin çok daha doğru bir şekilde tanımını yapıyor. Dolayısıyla simya dönemini kapatan kişi bu madde tanımı sayesinde Robert Boyle oluyor. Hatırlayalım, simyacılar maddeyi 4 öğe kuramı üzerinden tanımlamışlardı. Ancak Robert Boyle bu tanımın yanlış olduğunu kanıtlayarak simya dönemini bitiriyor. Geleneksel kimya döneminin geçişinin önünü açıyor. Ve bu dönemde bir diğer önemli kavram filojiston kavramı ortaya çıkıyor. Filojiston şu demek, yanma olayını tanımlamalıyız diyor insanlar. Yanma olayını görüyoruz, ateşi görüyoruz. Bunun bir şekilde tanımını yapmamız gerekiyor diyorlar. Ve tanımı şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki filojiston diye bir şey var. Bu filojiston ateşin ruhudur. Yanıcı maddelerin içerisinde filojiston vardır. Ve yanma olayı gerçekleştiği zaman o filojiston uçar gider. Yani maddeden ateşin ruhu ayrılır. Böylece de yanma olayı gerçekleşir.
günümüz bilgisine göre çok yanlış bir bilgi. Tabii ki filojiston denilen bir şey yok. Yani ateş ruhu diye bir şeyden bahsetmiyoruz. Ancak geleneksel kimya döneminde bilimsel çalışmaların önünü açan bir kavram oluyor bu. Ardından doğru tanımlanma yapılıyor ve bu kavram da kapatılmış oluyor tabii ki. Ve bir diğer önemli gelişme ise Dalton'un ortaya bir atom modeli atması. Dalton atom modelinde, bunu ilerleyen konularda tekrar görüyor olacağız, atom modelinde doğru bir şey söylemiyor. Aslında söylediklerinin büyük çoğunluğu yanlış. Ancak bir atom modeli ortaya çıkarması, bunun için çalışması, atomun üzerine bilimsel çalışmaların ilk defa yapılması çok önemli bir gelişme oluyor. Ve modern kimyanın önünü açan çalışmalar bunlar oluyor. Ardından geleneksel kimya dönemi de tamamlandıktan sonra, yani yeterince yanlış bilgi üretildikten sonra, artık modern kimya doğru bilgileri üretme zamanı geliyor. Burada ne oluyor? Tabii ki yanma olayı filojistonla yanlış tanımlanmıştı. Artık doğru tanımına gidiyoruz. Kim yapıyor peki? Yine çok önemli bir isimden bahsedeceğiz. İlla ki karşınıza çıkacak. Lavoisier dediğimiz abimiz. Sier şöyle. Aynen. Lavoisier abimiz yanma olayını bugün bildiğimiz anlamıyla tanımlıyor. Yani maddelerin oksijenle tepkimesi şeklinde tanımlıyor. Doğru bir adım atılıyor ve bilimsel gelişmeler iyice desteklenmiş oluyor. Bir diğer önemli mevzu radyoaktivitenin keşfedilmesi. Yani olaylar sadece fiziksel veya kimyasal değil, daha temelde çekirdek tepkimelerinin de gerçekleşebildiği keşfediliyor. Bu da modern kimyanın temelini oluşturan konulardan birisi oluyor. Ve asıl modern kimyanın başlangıcı da şöyle oluyor. Lavoisier abimizin yine yaptığı bir çalışma. O yüzden bu isim çok önemlidir diyoruz. Kütlenin korunumu kanunu ortaya atılıyor. Kütlenin korunumu kanunu modern kimyanın başlangıcı olarak kabul edilir ve bu çalışmasından ötürü de modern kimyanın babasının Lavoisier olduğu söylenir. Yani Lavoisier modern kimyanın babası unvanını bu çalışması sayesinde alır arkadaşlar. Bu simya neymiş, kimya neymiş, bunun farklılıkları neymiş, bunun üzerine biraz konuşmak istiyoruz. Şimdi simya ile kimyayı birbirinden ayıran temel faktör, birisi bilim, birisi değil. Bunun sebebi de özelliklerinde şöyle farklılıklar var. Bunları bilmek zorundayız. Simya sınama yanılma yöntemine dayanır. Yani bütün çalışmalarda sınama yanılma yöntemi vardır. Ne demek bu? Herhangi bir şekilde deney gözlem değil. Burada bir sorun var çözülmesi gereken ve rastgele bir şeyleri deniyorsun. Olana kadar deniyorsun şansını. Olmayınca bir kenar atıyorsun. Olana kadar devam ediyorsun. İşte burada bilimsel bir çalışma değil bu. Sadece şans deneme oluyor. Ve birçok şey de simya döneminde aslında bu yüzden şans eseri bulunmuş oluyor. Ancak kimyada ne var? Deneyler ve gözlemler var. Yani sen bir deney yapıyorsun. Bu aslında şu demek, sen sonucunu zaten tahmin ettiğin bir deney yapıyorsun. Bunun sonucunu tahmin ediyorsun. Sadece deneylerle, gözlemlerle bunu kanıtlamak için uğraşıyorsun. Ne gibi? Mesela metallerin asitlerle tepkime verdiğini genel olarak biliyorsun. Daha önceden görmüşsün. Atıyorum gümüş metalinin hidroklorik asitle tepkime verip vermediğini kanıtlamak istiyorsun. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki ya diğer asitler diğer metallerle tepkime verdiğine göre bu da tepkime veriyor olmalıdır. Bunu bir denemeliyim. Tahminim bu yöndedir. Deneyi yaparsın. Veriyor mu vermiyor mu gözlemler, notunu yazarsın. Bu şekilde de bir şeyi tespit etmiş, bilimsel bir bilgiyi oluşturmuş olursun. Ancak burada tamamen şansa bağlı her şey. Geliyoruz teorik temelleri. Bunların yok arkadaşlar. Bir teorik temele dayanmıyor. Çünkü sınama yanılma, şans eseri gelişiyor her şey. Ancak kimyada teorik temeller var. En önemli nokta bu. Zaten birini bilim, diğerini bilim değil yapan nokta da burası oluyor. Bir de şu var. Sistematik bilgi birikimi simyada yok. Yani bir şeyler bulunuyor ancak bunlar bir sistematik bir şekilde bilgi birikimine dönüştürülmüyor. Bir kayıt altına alınmıyor. Bunu yapan insanlar arasında paylaşılıp üstüne koya koya bir şeyler ilerletilmiyor. Sadece bir şeyler bulunuyor ve geçiliyor. Ancak kimyada ne var? Sistematik bilgi birikimi var. Yani ben bir bilim insanı olarak bir çalışma yaptım, bir şeyleri keşfettim, buldum ve bunu bilgi birikimi olarak başka insanlara da aktarıyorum. Onlar da benim yaptığım çalışmaların üzerine bir şeyler koyuyor oluyorlar. Bunun üzerine bazı gelişmeler yapıyorlar. Bunu da bilgi birikimi olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden, bu özelliklerinden ötürü simya bir bilim değildir arkadaşlar. Çünkü bilim olmak için bu özelliklerin tamamını taşımak gerekiyor. O yüzden kimya bir bilimdir diyeceğiz. Ancak simya bir bilim olmamasına rağmen birçok şey keşfedildi bu dönemde diyoruz.
birçok gelişme kaydedildi ve bu kaydedilen gelişmeler simyadan kimyaya aktarıldı. Ne gibi? Öncelikle bazı yöntemler geliştirildi. Şimdi bazı şeyleri denerken damıtma diye bir yöntemin varlığı fark edildi. Bu damıtma yöntemleri geliştirildi ki kimyada günümüzde hala daha bu yöntemi kullanıyoruz. Ya da özütleme yöntemi yine simya döneminde geliştirilmiş bir teknik, hala daha kimya laboratuvarlarında var. Ya da bir maddeyi diğer maddenin içerisinde çözme olayı o zaman da vardı, bugün de kullanıyoruz. Kristallendirme deneyleri, işlemleri yine aynı şekilde simyadan kimyaya aktarılan deneylerdir, yöntemlerdir. Tabii bunların sayısını da yine artırabiliriz. Birçok özellikten, birçok yöntemden bahsedebiliriz. Simya döneminde keşfedilmiş olmasına rağmen kimya döneminde hala daha kullanılan. Tek önemli nokta şu arkadaşlar. Bütün yöntemler, simya döneminde kullanılan bütün yöntemler fiziksel yöntemlerdir. Kimyasal herhangi bir yöntemden bahsedemiyoruz. Yani bir polimerleşme teknolojisinin o zaman tabii ki olmasını beklemiyoruz. İlk insanlardan bahsediyoruz çünkü bu gelişmeleri gerçekleştiren. Ya da bir elektroliz deneylerinin o zaman yapılmış olmasını tabii ki beklemiyoruz. Sadece fiziksel yöntemler simyadan kimyaya aktarılmış yöntemlerdir. Tabii bu yöntemlerin yanı sıra bazı maddeler de keşfedildi. Yüzlerce sayabiliriz bunları. Örnekleri var karşımızda. Şapkil, sabun, malanit denilen bir madde, mürekkep, sofra tuzu, zaç yağı, esanslar, birçok esans simya döneminde keşfedildi. Ya da göz taşı, kükürt buharı, boya, cam, borut, yün, ipek, Kıbrıs taşı, metallerin neredeyse büyük çoğunluğunu sayabiliriz. Demirdir, bakırdır, altındır, bunların hepsi civadır. Simya döneminde bulunan ve günümüze aktarılan, kimyaya aktarılan maddelerdir, buluşlardır. Şurası çok önemli. Plastikler bulunmuş olur mu arkadaşlar? Bunu soruda karşımıza çıktı mı, ne yapacağız? Plastikler kimyasal tepkimeler sonucunda elde edilebiliyor. Demek ki bu plastiğin günümüze simyadan aktarılmış olma şansı yoktur. Bu sadece fiziksel yöntemlerle elde etme şansımız olan maddelerin simyadan kimyaya aktarıldığını söyleyebileceğiz. Şimdi peki simyaya katkıda bulunan bazı medeniyetler var. Bunlardan bahsedecek olursak birazcık ezber var burada ama yapacak bir şey yok, ezberleyeceğiz arkadaşlar. Aklımıza bazı anahtar kelimeleri tuttuğumuz zaman işimizi görecektir bu. Ne dedik? En eski ilaç kitabı nerede bulunmuştu bu? Az önce belirttik, şimdi tekrar söyleyeceğiz. Bunun yanı sıra alaşımlardan bahsedeceğiz. Pi sayısı, tabii ki bugünkü bildiğimiz pi sayısı değil ama yine ona çok yakın bir pi sayısı bulunuyor ve kullanıma dökülüyor. Mimaride bu sayı kullanılmaya başlanıyor ve tekerleğin icadı da yine bu medeniyette bahsediliyor. Tabii ki Mezopotamya'dan bahsediyoruz. Gelişmelerin ilk defa yapıldığı yerlerden birisi. Mezopotamya. Özür diliyorum yazımdan ötürü. Piramit deyince aklımıza gelecek yer belli zaten. Bu piramitleri yapan adamlar aynı zamanda güneş yılı takvimini de ortaya çıkarıyorlar. Mumyalama deyince de zaten hemen aklımıza o geliyor ve salamura, yani bazı sebzelerin, meyvelerin, bazı maddelerin, yiyeceklerin salamura yapılarak daha sonra da uzun süre tüketilmesini sağlıyorlar. Bunu yapanlar tabii ki Mısır medeniyeti oldu. Günümüze de bu bilgiler aktarıldı. Tepkimeler üzerine yoğunluklu bir şekilde çalışmış bir medeniyetten bahsediyoruz. Tepkime sıcaklık ilişkisi, yani bir tepkime sonucunda açığa çıkan ısının sıcaklığa olan etkisinden bahsediliyor. Tepkimelere dair bir cetvel hazırlanıyor ve günümüzde de birçoğu geçerli oluyor aslında. O tepkimelerde hazırlanan cetvelin kağıt, mürekkep gibi, barut gibi çok önemli gelişmeleri kaydeden medeniyetten bahsediyoruz. Tabii ki burada Çin medeniyeti işin içine giriyor. Çanak, çömlek, sıfır sayısı, sinüs, kosinüs gibi sayısal matematik işlemler ve metal sütunlar, bunlar bizim anahtar kelimelerimiz olacak arkadaşlar. Bunları gördüğümüz anda aklımıza Hindistan gelecek. Hint medeniyetlerinin bunlar kazandırdığı gelişmeler olacak. Boya, sabun, cam, vinç, kilit gibi birazcık daha mühendislik gerektiren işlemlerden bahsedeceğiz. Bunu yapan kişiler ise Yunan medeniyetinin simyacıları olacak arkadaşlar. Yunan medeniyetinin şöyle de bir özelliği var. Simyanın felsefik temelini atan kişiler Yunanlılar. Az sonra sayacağımız kişiler olacak. Bunların tamamı simyanın o hani 3 tane temel özellik, 3 tane temel amaçları vardı ya. Bunların hepsi Yunanlı filozofların ortaya çıkardığı şeylerdir diyeceğiz. Ardından at arabası. Attan bahsediyoruz arkadaşlar. At dediğimiz zaman aklımıza hemen hani ata binmek, binicilik bizim atasporumuz ya. Bu Orta Asya'dan geliyor. Metal eşyalar, kargı gibi yine
atlar için kullanılan malzemeler ya da 12 hayvanlı Türk takvimi tabii ki Orta Asya yani atı ilk defa evcilleştirip kullanıma sokan insanların yaptığı geliştirmeler olacak, gelişmeler olacak. Arsenik, antimon gibi bakın daha fazla kimyasallara girdik artık. Zaç yağı, kezzap gibi, nişadır gibi özür diliyoruz. Emaye, çelik gibi önemli maddeleri, önemli buluşları yapan kişiler hani diğer medeniyetlerden biraz daha sonra ortaya çıkmış bir medeniyetten bahsediyoruz. İslam medeniyeti bizim de dahil olduğumuz bu medeniyet büyük önemli buluşlara imza atan medeniyettir. Bu anahtar kelimeleri gördüğümüz anda İslam medeniyetinden bahsedildiğini düşünüyor olacağız hemen. Şimdi birazcık da simyacılardan yani bu önemli gelişmeleri kaydeden kişilerden bahsedelim. Empedokles ilk aklımıza gelecek kişi olacak. Hani demiştik ya 4 öğe kavramı vardı simya döneminde. İşte o 4 öğe kavramını ortaya atan kişi Empedokles'tir arkadaşlar. Ne demek 4 öğe kavramı? Diyor ki hani maddeyi tanımlamaya çalışıyorduk. Bu adam diyor ki madde dediğimiz şey 4 tane doğada bulunan 4 tane temel öğeden oluşur. Ateş, su, toprak ve hava. 4 tane temel element vardır ve geriye kalan bütün maddeler, bütün elementler bu 4 temel elementin türevleridir. İşte bu Empedokles bunu söyledikten sonra bir süre sonra Demokritos diye bir abimiz ortaya çıkıyor. Bu da diyor ki hayır madde o değildir. Madde dediğimiz şey ya da element dediğimiz şey atomlardan oluşur. Atom denilen veyahut onun deyimiyle atomos denilen parçacıklardan oluşur. Atom fikrini ilk defa ortaya atan kişi dolayısıyla Demokritos'tur. Ve maddenin halini de atomun yüzeyi belirler diyor. Her elementin kendine az atomları vardır ve bunun yüzeyi eğer pürüzlüyse, çok pürüzlüyse katı halde olur. Çok akışkan, pürüzsüzse sıvı halde olur ya da gaz halde olur diye tanımlamalar yapıyor. Yani maddenin halinin atomlarla alakalı olduğunu söylüyor. Ve bütün maddelerin kendine az atomları olduğunu varsayıyor. Tabii bu arkadaşımız o zamanlar henüz bileşik diye bir kavramdan haberdar olmadığı için mesela suyu biz bugün bileşik olarak biliyoruz ama Demokritos o zamanlar suyun da bir element olduğunu düşünüyordu ve onun da kendine ait atomları olduğunu varsayıyordu. Ardından Aristo denilen bir kişi geliyor ve bu ikilemden kendini Empedokles'e daha yakın buluyor. Ancak çok güçlü bir karakter olduğu için Aristo insanlığın da geri kalan insanların da 4 öğe kavramı üzerine odaklanmalarına sebep oluyor. Okulu olan bir insan Aristo zaten Büyük İskender'e de hocalık yapmış bir kişi aynı zamanda. Empedokles'in fikrini alıyor, 4 öğe kavramını biraz daha kendince geliştiriyor ve yaygınlaşmasına sebep olan kişi kendisi oluyor. Ne diyor peki Aristo? Diyor ki 4 öğe kavramı konusunda Empedokles haklıdır. Ateş, su, toprak, hava maddeyi oluşturan 4 temel elementtir ve bunların 4 temel özelliği vardır. Nedir o? Hemen bir tabloda bunu bize açıklıyor. Diyor ki bir madde ıslak, soğuk, kuru, sıcak. Bu 4 özellikten ikisine sahip olmak zorundadır. Mesela havadan bahsediyorsak sıcak ve ıslak özelliğine sahiptir. Sudan bahsediyorsak ıslak ve soğuk olma özelliğine sahiptir. Toprak kuru ve soğuk, ateş ise sıcak ve kuru özelliğine sahiptir ve ben bu özelliklerden herhangi birinde değişiklik yaparsam maddenin kimliği de buna göre değişiklik kazanacaktır. Ne gibi mesela bizim atıyorum elimizde su var. Suyun sıcaklığını artırıp buhar haline getirirsem su buharı artık özelliğini nasıl değiştirdi? Soğukken gene ıslak ama sıcak oldu. Yani bir hava elementine dönüştü. Dolayısıyla bütün özelliklerinin değiştiğini varsayıyor. Tabii ki bugünkü bilgilerimizle alakası olmayan bir bilgi ama bu şekilde ifade ediyor. Aslında bütün metallerin altına çevrilebileceği fikri de buradan ortaya çıkıyor. Çünkü diyor ki eğer bu özellikleri yeterince değiştirirsem ben bir maddenin altına kadar gitmesini sağlayabilirim. Ardından mevzu biraz daha geliştikten sonra artık İslam medeniyetleri ortaya çıktıktan sonra Cabir bin Hayyan diye bir abimiz çok önemli bir bilim insanı ortaya çıkıyor. Ve öyle bir özelliği var ki kimya, fizik, eczacılık, astronomi, mühendislik gibi bütün alanlarla ilgileniyor neredeyse ve büyük bilimsel gelişmeler yapıyor. Yani kendini bilime adamış bir kişiyle karşı karşıyayız. Cabir bin Hayyan'ın kimyaya en önemli katkısı ya da simyadan sonra kimyaya geçişe en önemli katkılarından birisi ilk laboratuvarı kuran kişi olması. Yani ilk laboratuvar İslam medeniyetinde kuruldu ve Cabir bin Hayyan tarafından kuruldu. Bu bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Bunun yanı sıra zat yağı, kezzap, tuz ruhu gibi bir sürü sayamayacağımız kadar çok fazla maddenin buluşuna imza atıyor. Bu kurduğu laboratuvar sayesinde damıtma yöntemini de özellikle geliştirerek
imbik denilen bir damıtma sistemini kullanarak birçok maddenin keşfini gerçekleştiriyor. Ardından biraz daha zaman geçtikten sonra yine İslam medeniyeti içerisinden Ebu Bekir Er-Razi ortaya çıkıyor ve bu bilimsel gelişmeleri biraz daha ileri seviyeye taşıyor. Çiçek ve kızamık aşılarından ziyade tedavisini geliştiriyor. O zamanlar insanların en büyük problemlerinden birisi buydu. Bu hastalıklar yüzünden insanlar ölüyordu ve bunların tedavisini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra yine damıtma yöntemini kullanarak karıncaları damıtarak formik asit yani karınca asidinin keşfini gerçekleştiren kişi yine Ebu Bekir Er-Razi'dir. Tabi simyacılarla mevzumuz kapandıktan sonra bu işi kimyaya taşıyan kişilere geleceğiz. Yani simyayı bitirip kimyayı ortaya çıkaran kişilerden bahsedecek olursak ilk olarak bilmemiz gereken en önemli kişilerden birisi Robert Boyle'dur. Robert Boyle ne yapıyor? Kuşkucu Kimyager ismini verdiği bir kitap yazıyor. Bu kitapta da maddenin, elementin tanımını gerçekleştiriyor. İşte dedi ki hani element tanımı, madde tanımı dört temel element üzerinden yürüyordu. Ve bu çok yanlış bir tanımdı. İnsanlığı bu yanlışından döndürmekte Robert Boyle'a düştü. Bu sayede de simyayı ortadan kaldırdı. Çünkü simya yapan şey bahsettiği element tanımıydı. O element tanımı ortadan kalkınca simya da ortadan kalktı. Bunun yanı sıra gazlarda basınç hacim ilişkisini açıklayan ve günümüzde hala daha kullandığımız ve ilerleyen yıllarda sizin de göreceğiniz Boyle kanununu ortaya atıyor. Gazların basınç hacim ilişkisini inceliyor. Basıncın arttıkça hacmin azaldığını ya da hacmi azalttığın zaman gazlarda basıncın arttığını ifade ediyor. Ardından Priestley abimiz ortaya çıkıyor. Bu da yanma olayını tanımlamak için bir çalışma gerçekleştiriyor. Yani filojiston kavramı vardı. Biz geleneksel kimya döneminde bundan bahsetmiştik. İşte burada yanma olayını tanımlayabilmek için filojistonu uzaklaştırılmış hava kavramını ortaya atıyor. Bu şekilde yanma olayını tanımlamaya çalışıyor. Ardından yok bu olmadı tam anlamıyla diyoruz ve Schiele abimiz ortaya çıkıp yanma olayını yakıcı hava üzerinden tanımlamaya çalışıyor. Yani yanma olayı maddenin kendi içerisinde değil de ortam sayesinde, ortamda bulunan gaz sayesinde gerçekleştirdiğini ifade eden bir cümle kuruyor. Yakıcı hava diyor. İşte ardından Levoisier abimiz, en önemli isim budur arkadaşlar burada söyleyebileceğimiz, ne yapıyor? Buradaki yakıcı havanın oksijen olduğunu tespit ediyor. Bunu kanıtlıyor ve yanma olayını tam anlamıyla bugün bildiğimiz şekliyle tanımlıyor. Maddelerin oksijenle tepkimesini yanmadır diyor ve bunun yanı sıra bunu bulmakla yetinmiyor. Kütlenin korunumu kanunu da ortaya atıyor ve bu da onu modern kimyanın babası haline getiriyor demiştik. Şimdi geçelim, kimyayı artık ortaya çıkardık. Kimyanın ne olduğunu herkes biliyor. İşte kimya o kadar genişliyor ki ortaya çıktıktan sonra tek bir bünye altında toplanamıyor. Ne yapıyor? Alt disiplinler ortaya çıkmaya başlıyor. Ne gibi? Mesela kimyanın canlı organizmalar üzerine çalışan bir bilim dalı olduğunu, yani bir kısmı biyokimya olarak isimlendiriliyor. Bu canlı organizmalara odaklanıyor. Ne gibi? Canlı organizmanın yapısında bulunan protein, karbonhidrat, lipid, DNA, RNA gibi birçok bileşim, birçok maddenin yapısını inceliyor, işlevlerini inceliyor, ne işe yaradıklarını inceliyor, canlılar üzerindeki etkilerini inceliyor. İşte bu biyokimyanın, yani kimyanın bir alt dalının çalıştığı prensipleri oluşturuyor. Tabii bunlarla yetinmiyor. Sadece canlı yapısını oluşturan maddeler değil, canlı yapısında gerçekleşen tepkimeler de yine biyokimyanın ilgi alanına geliyor. Fotosentez, solunum gibi, sindirim gibi birçok işlem, birçok kimyasal tepkime biyokimyanın alanına giriyor. Organik kimyaya gelecek olursak bir diğer alt dalımız bu. Organik kimya dendiği zaman aklımıza arkadaşlar karbon ve hidrojen gelecek. Bu iki elementi temel alan bütün bileşikleri biz organik bileşik olarak isimlendireceğiz. Yani bir bileşik atıyorum ne olsun, CH4. Karbon ve hidrojeni aynı anda içeriyor. Dolayısıyla bu organik bir bileşiktir diyeceğiz ve organik kimyanın ilgi alanına girecek. Veyahut CH3OH dediğimiz zaman yapıda sadece karbon ve hidrojen olmak zorunda değil. Karbon, hidrojen bir olsun, onlar kesin. Onun dışında başka elementler de varsa fark etmez. Bu yine organik bir bileşiktir diyeceğiz ve organik kimyanın ilgi alanına girecek. İşte bu içeriğe sahip olan genellikle neler var? Petrol ürünlerinin neredeyse tamamı diyebiliriz organik bileşiklerden oluşur. Dolayısıyla petrol ürünlerini tabii ki organik kimya inceler. Tabii burada inceledikleri şey nedir? Organik bileşiklerin yapısını, davranışlarını, genel özelliklerini inceler. Kimyasal tepkimelerini inceler.
boya, ilaç, plastik gibi yani organik olarak doğadan elde edebildiğimiz, bitkilerden, hayvanlardan elde edebildiğimiz birçok madde organik yapılı, yani karbon ve hidrojen içerikli olduğu için organik kimya bunların hepsiyle ilgilenir. Anorganik kimyaya geldiğimiz zaman adı üzerinde zaten organiğin tam tersi. Yani organik olmayan bileşiklerle anorganik kimya ilgilenir. Yani karbon ve hidrojeni aynı anda içermeyen bileşikler nedir bunlar? Asitler, bazlar, tuzlar, bunların tabii ki çoğunluğu diyelim. Çünkü organik asitler, organik bazlar ya da organik tuzlar da var. Yine organik kimyanın ilgi alanına giren. Ama asitlerin, bazların, tuzların büyük çoğunluğu anorganik olduğu için anorganik kimya bunlarla ilgilenir. Ya da metal yapıları anorganik olduğu için anorganik kimya ilgilenir. Mineraller, soygazlar, anorganik yapılar bunun ilgi alanına girer diyeceğiz. Bir diğer kimya disiplinimiz analitik kimya. Arkadaşlar analitik kimya denince aklımıza analiz gelecek direkt. Analizler, ölçümler yapacak. Ne yapıyor analizlerde? İşte maddenin cinsini belirliyor. Mesela bir örnek getiriyoruz ve o örnekte maddenin, o örneğin hangi maddeleri içerdiğini belirliyor bize. Tabii ki bununla yetinmiyor. Onun miktarını, hangisinden ne kadar var, kütlesini, hacmini, bunları belirliyor. Bunlara dair bazı ölçümler yapıyor. Derişimini belirliyor, pH'ini belirliyor gibi birçok işlemi yapabiliyor. Analitik kimyanın alanı tamamen bu. Yani ince işlerin peşinde koşuyor diyebiliriz. Polimer kimyasına geldiğimiz zaman, polimer burada çok önemli arkadaşlar. Şimdi küçük taneciklerin bir araya gelerek büyük bir tanecik olması ya da küçük moleküllerin bir araya gelerek, binlercesinin bir araya gelerek büyük kocaman bir molekül oluşturmasına biz polimerleşme tepkimesi diyeceğiz. Ve bu tepkimeler sonucunda ortaya çıkan ürünlere de polimer diyeceğiz. Ve bunlarla ilgilenen bilim dalı da polimer kimyası olacak arkadaşlar. Ne gibi mesela? Protein. Hani biz biliyoruz, önceden biliyoruz ki amino asitler proteinlerin yapı taşıydı. Binlerce amino asit bir araya gelerek proteinleri oluşturuyordu. İşte burada amino asit dediğimiz yapılar aslında monomer olacak. Yani bu polimerlerin o oluşturan temel tanecikler olacak. Bunlar bir araya gelerek polimeri, yani proteini oluşturacak. Veya glikoz burada bizim monomerimiz olacak. Glikoz tanecikleri bir araya gelecek ve nişasta dediğimiz polimer yapısını oluşturacak. Binlerce glikozdan bir tane nişasta çıkacak mesela ortaya sadece. Bunun yanı sıra hani doğada kendiliğinden var olan polimer yapılar var. Bunların yanı sıra bizim günlük hayatımızda kullandığımız ve ürettiğimiz bir sürü polimer de var. Mesela PVC pencereler var, hepimiz biliyoruz. Polivinil klorür. Aslında vinil klorür dediğimiz yapının çoğullaşmasıyla elde edilmiş bir yapı olacak. Ya da pet şişelerimiz yine polimer malzeme olacak. Teflon tavalarımızda kullandığımız o yapı yine polimer kimyasının ilgi alanına girecek. Kauçuk bu şekilde, kevlar bu şekilde elde edilen malzemeler olacak. Fizikokimyaya geldiğimiz zaman adı üzerinde fizik ve kimyayı birleştiren bilim dalı, alt disiplinine fizikokimya diyeceğiz. Ne gibi? Sıcaklık gibi, basınç gibi fiziksel bazı kavramların kimyasal tepkimelerdeki işlevinden bahsedeceğiz. Veya ısı, iş, hız gibi tepkime mekanizmalarıyla alakalı olan birçok fiziksel olayı inceleyen bilim dalına fizikokimya diyeceğiz. Fizik ve kimyanın birleşmiş halidir diye düşünebiliriz. Ya da fiziksel olayların kimyasal tepkimelerdeki yerinden bahseden bilim dalı olacak. Endüstriyel kimyaya gelince, şimdi bazı laboratuvarda biz bazı malzemeler elde edebiliriz, üretebiliriz, bazı keşiflerde bulunabiliriz ama bunların çoklu bir şekilde üretilmesi ve piyasaya girmesi bambaşka bir olay. İşte bununla ilgilenen bilim dalı endüstriyel kimya olacak. Yani sen küçücük bir malzeme, azıcık bir malzeme üretmek için çok fazla ekonomik boyutunu düşünmezsin olayın belki ama eğer toplu bir üretime giriyorsan, tonlarca bir maddeden üreteceksen, işte orada nasıl daha düşük miktara mal edebilirim ya da nasıl daha verimli bir üretim süreci gerçekleştirebilirim, nasıl daha kaliteli ürün elde edebilirim, bundan bahsedeceğiz. Ya da elde ettiğim, oluşturduğum ürünleri nasıl en uygun şekilde ambalajlarım, bunun peşinde koşan ve saklama koşullarını belirleyen, ne kadar süre saklayabilirim, nerede saklayabilirim, bunu belirleyen bilim dalı ya da kimya disiplini de endüstriyel kimya olacak. Yani bu işin artık sanayi boyutuyla alakalı olacak diyeceğiz. Şimdi burada bir de kimya endüstrilerimiz var. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Kimya bilim dalları var ve bunları sayesinde gelişen bazı endüstri sanayi alanları var. Ne gibi? İlaç sanayi gibi, ilaç endüstrisi gibi. Şimdi ilaca dair her şeyin içerisinde kimya var arkadaşlar. Yani ilacın ta ham maddesinden
bunun araştırma geliştirme sürecine ya da eczanelerde bulunduğu, ecza depolarında bulunduğu konuma ve saklama koşullarına kadar her süreçle kimya ve kimyacılar ilgilenir. Yani kimya bilimiyle uğraşan kişiler bunlarla ilgilenir. Ne yapar? Ham maddenin neler olduğunu, nasıl elde edileceğini, hangi süreçlerden geçeceğini bu belirler. Ya da bir ilacın vücutta hangi tepkimeleri vereceğini ya da hangi tepkimeleri verecek bir ilaca, bir malzemeye ihtiyaç duyduğunu kimyacılar belirliyor. Veya bunların nasıl üretileceğiyle yine kimyacılar ilgileniyor. Ürettik, elimizde var, tamam ilacımız hazır ama nasıl ambalajlayacağız ya da nasıl tüketeceğiz? Biz bunu hap şeklinde mi tüketmeliyiz yoksa enjeksiyon yoluyla mı tüketmeliyiz? Bunu yine kimyacılar belirliyor ve Ar-Ge çalışmalarının tamamına, yani araştırma geliştirme çalışmalarının tamamına yine kimyacılar yön veriyor. Bir diğer endüstrimiz gübre. Gübre deyince tabii aklımıza hemen inekler gelebilir ama sanayide de suni olarak da gübreler üretiliyor ve bununla ilgili bütün çalışmaları yine kimyacılar yapıyor. Tabii gübre deyince yine ilaçtaki gibi sadece üretim süreci aklımıza gelmeyecek arkadaşlar. Ne yapıyor? Gübrenin ta en başından, ihtiyacın tespitinden kullanım şekline kadar her noktasında kimya var. Ne yapıyor? Toprak analizi yapıyor. Yani bir toprak var bizim o gübreyi uygulamak istediğimiz. Önce o toprağı analiz ediyoruz. Kimya sayesinde analiz ediliyor ve hangi maddelere ihtiyaç duyulduğu kontrol ediyor. Nasıl bir gübreye ihtiyaç duyduğunu belirliyoruz. Ardından gübre dediğimiz şey bu arada çoğunlukla azot, fosfor ve potasyum içerikli bu maddeleri içeren bir üründür diyeceğiz. Bunu nasıl üreteceğimizi yine kimya belirliyor ve üretim tamamlandıktan sonra da nasıl, hangi miktarda, hangi yöntemlerle uygulanacağına, toprağa nasıl verileceğini de yine kimya endüstrisi, kimyanın bir alt dalı olarak belirliyor arkadaşlar. Petrokimya, adı üzerinde zaten petrole dair her şey bunun içerisinde. Tabii sadece petrol değil, doğal gazla da yine petrokimya ilgileniyor. Petrolün damıtılması ve petrolün damıtılma sürecinde, hani rafinasyon işlemlerini yapıyorsun, damıtıyorsun. Bu damıtmadan sonra LPG elde ediyorsun, benzin, gaz yağı, mazot, fuel oil gibi birçok ham petrolün içerdiği tüm ürünleri elde etmesi, hazırlaması, rafinasyonu ve dağıtılmasına dair bütün işlemler yine kimya ile alakalı ve petrokimya endüstrisinin altında çalışıyor. Arıtma geldiğimiz zaman temizleme en büyük ihtiyaçlarımızdan birisi. Yani ne yapacağız? Atık su varsa biz suyu korumamız gerekiyor. Bir şekilde o suyu tekrar kullanmamız gerekiyor. İşte bu atık suların bir şekilde arıtılması gerekiyor. Arıtma işlemlerinin de yine tamamıyla kimya ilgileniyor. Dolayısıyla arıtım bir kimya endüstrisidir diyeceğiz. Ya da şebeke suyunun arıtılması, bizim musluğumuzdan akan suyun temiz olması, sağlığımızı tehdit etmemesi arıtım sayesinde gerçekleşiyor. Petrol de arıtılıyor. Petrol de ham petrolü olduğu gibi kullanamıyoruz. Bir şekilde arıtılması, temizlenmesi, sonra rafinasyona girmesi gerekiyor. İşte ham petrolü kullanılabilir ya da işlenebilir hale getirmek arıtım endüstrisinin işidir diyeceğiz. Filtreleme işlemleri yine arıtımla alakalı. Yani fabrika bacalarındaki o yapılan filtrelemeler, havanın kirlenmesini engelleyen bütün çalışmalar arıtım endüstrisiyle alakalı. Veyahut metalleri cevherlerinden ayırma ve temizleme işi yine arıtım endüstrisiyle alakalıdır diyeceğiz. Yani arıtım deyince sadece su arıtan bir sistem aklımıza gelmiyor. Birçok yerde temizlik gerektiren her yerde arıtım vardır. Boya tekstil ise bir diğer endüstrimiz. Ne var? Ham maddeyi bürlüyorsun. Yani tekstildeki o ipliğin bütün aşamalarıyla ya da boyanın üretiminden, uygulanmasından, kullanılmasından hatta temizlenmesine kadar bütün süreçlerle yine kimya ilgileniyor. Ham maddeyi nasıl elde edebilirim? Nereden elde edebilirim? Hangi işlemlere tabi tutmalıyım? Bunu nasıl üretebilirim? Ve ürettiğim boyayı kumaşa, ipliğe nasıl uygularım? Bunların tamamıyla yine kimya ilgileniyor diyebiliriz. Dolayısıyla boya ve tekstile dair her şey kimyanın ilgi alanına girer diyeceğiz. Şunu hemen kaldıralım. Şimdi bir de kimyanın meslekleri var. Yani kimya bilgilerine sahip olması gereken bazı meslekler var ki bunların ilki kimya mühendisi olarak değerlendireceğiz. Tabii ki bir zahmet kimya bilgisine sahip olsun. Nedir peki kimya mühendisi? Ne yapar? Kimdir bu kimya mühendisleri? Şimdi kimya bilgisine bir zahmet sahip olacak kimya mühendisi dediğimiz adam. Ancak bunun yanı sıra bu kişilerin matematiği de çok iyi biliyor olması gerekiyor. Çünkü bu matematik bilgisini uygulamalarına yer verecek. Bunun yanı sıra fizik bilgisine çok çok iyi bir şekilde sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra
Mühendislik yani teknoloji alanında kendini geliştirmiş olması gerekiyor. Ve tabii ki ekonomi bilgisine sahip olması gerekiyor. Çünkü bir şeyler ortaya çıkaracak, bir şeyler üretecek. Burada işin ekonomi boyutunu da değerlendirmek zorunda kalıyor. Ve bunların tamamını kullanılan, yani ağır bir kimya bilgisine sahip, bunun yanı sıra elde ettiği diğer bilgileri de birleştirip teknolojiyi üreten kişilere biz kimya mühendisi diyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer mesleğimiz metalürji mühendisi. Metalürji deyince aklımıza hemen şuradan metal kısmından metal malzemeler gelebilir. Yoğunlukla metal malzemeleri tasarlama ya da ihtiyaç duyulan alaşımları ortaya çıkarma, tasarlama üzerine çalışan mühendislerdir. Tabii ki sadece metal malzemelerden değil, aklımıza direkt tasarım gelebilir. Birçok tasarım işi metalürji mühendislerinin işidir. Kimyagere gelince, kimyager adı üzerinde zaten kimyaya dair her şey diyebiliriz. Belli uzmanlık alanlarına sahiptir kimyagerler. Nasıl yani, az önce saydığımız alt disiplinlerden bir tanesi konusunda uzmanlaşmış kişileri biz kimyager diyeceğiz. Tabii ki çoğunlukla laboratuvarlarda çalışırken gördüğümüz kişilerdir kimyagerler. Kimya öğretmeni temel bilgiyi halka ulaştıran kişilerdir arkadaşlar. Yani herkes kimyaya dair her şeyi bilmek zorunda değil. Ancak bazı temel bilgilere sahip olmak zorundadır. Bir markete gittiğin zaman, bir alışveriş yaptığın zaman, bir temizlik malzemesini alıp içeriğini okuduğun zaman burada neler olduğunu, neler söylendiğini biliyor olman gerekiyor en azından. Ya da bir çevre bilinci oluşturabilmen gerekiyor. Bunun için de belli temel bilgilere sahip olman gerekiyor. İşte bunlara ulaşmamızı sağlayan kişi kimya öğretmeninin ta kendisidir diyeceğiz. Eczacıdan bahsedersek, hani az önce dedik ki eczacılığa dair her şey kimya ile alakalı. Dolayısıyla eczacıların da yaptığı her şey kimya ile alakalı olacak. Tabi eczacı deyince aklımıza ilaç gelecek ama burada eczanede durup bize ilaç satan kişiyle bunu sınırlandırmamamız gerekiyor arkadaşlar. O eczacının yaptığı işlerden sadece bir tanesi. Oysa ki ilaca dair bütün süreçlerle eczacı ilgilenir. Ham maddesini değil eczacılar elde eder. Bu ham maddelerin işlemlerini de onlar yapar. Üretim aşamalarıyla da onlar ilgilenir. Ambalajlamasıyla da onlar ilgilenir. Ar-Ge çalışmalarını da eczacılar yapar. Saklama koşullarını da onlar belirler. Yan etkilerini de onlar belirler. Yani ilaca dair her şeyle eczacılar ilgilenir diyebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Çok güzel bir şekilde her şeyi anladığımıza göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi bir yıl, iyi bir çalışma dönemi diliyorum.